Banarat Beyefendi, Sayın Başkanımız, Sayın Fernando Santos Beyefendi düşüncelerini, görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. Ardından da soru cevap bölümüne geçeceğiz. Müsaade ederseniz Sayın Başkanım, Fernando Santos'la başlamak isterim. Sayın Fernando Santos, hoş geldiniz. İlk düşüncelerinizi, duygularınızı bizimle paylaşır mısınız? Para mim é naturalmente uma enorme honra estar aqui para representar este gigante do futebol turco e não só, conhecido mundialmente pelo seu futebol, pelo seu equipe de futebol, mas também em muitas outras modalidades. É um clube que tem 120 anos de história, penso que faz agora 120 anos que nasceu, com dezenas de títulos conquistados, uma história fortíssima, num país que penso que mundialmente toda a gente sabe o que é. Eu já tive o prazer de estar aqui várias vezes como turista, joguei aqui duas vezes na Turquia, uma vez aqui em Istambul, outra vez fora daqui, em Ankara, penso. Mas já é uma cidade Türkiye'de iki kez rakip takımlara karşı oynadım. Bir kez İstanbul'da, bir kez Ankara'da. İstanbul çok güzel bir şehir. Ailem de çok seviyor. Ailemle buraya tatile geldim birkaç kez. İnanılmaz bir tarihi var. İnanılmaz bir kültür var burada. Yani zaten Portekiz'e de benzeyen birçok özelliği var Türk kültürünün. İstanbul'un gerçekten çok tarihi ve harika bir şehir benim için. Ülke de harika bir ülke. Buradan benim için burada buraya gelmekte de en önemli durumlardan biri, nedenlerden biriydi. Başkanımızın da çabasıyla burada çok iyi işler yapmak istiyorum, iyi başarılar kazanmak istiyorum. Ve sorularınıza cevap verirsem daha açıklayıcı olabilir. Tabii ki kulübün tarihi, efsanevi başkanlarından bahsettik az önce. Sanat başkanımızla Süleyman Seba'yı andık. Bu kulübün efsanevi, çok önemli bir başkanı. Beraber yine onun bu kulübe getirdiği kültürü, mentaliteyi sağlamak için ekip olarak çalışacağız. Beraber ve Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getireceğiz. Kulübün tarihi açısından çok önemli günler ama önemli olan beraber çalışmak, birlik halinde kolektif olarak çalışmamızı sahada göstermek önemli olan, profesyonelce. Sana tanıştım ve Samet Aybaba ile telefonda birkaç kez konuştuk. Onunla yapacaklarımızdan bahsettik, planlardan bahsettik ama tabii ki yüz yüze tanışma şansımız olmadı. O da bu takımın efsanevi bir oyuncusu. Hocalık da yaptı burada, çok önemli biri. Ve onunla beraber de yürüteceğiz işleri. Takımı iyi bir yere getirmek zorundayız. Hep beraber. Çok iyi bir durumda değiliz takım olarak şu an ligde ama hep beraber başkanımızla, yönetim üyelerimizle, tabii ki oyuncularımızla, Beşiktaş'ın tüm bileşenleriyle birlik olup zaferler kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çalışacağız. Beşiktaş'ı daha iyi götürmek için sona kadar çalışacağız. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından bizleri izleyen değerli futbol severler, basının değerli temsilcileri. Bugün burada çok kıymetli bir birliktelik için huzurunuza çıktık. Mister, dear Fernando, welcome to your home, Beşiktaş. Bildiğiniz gibi her ikimizin de burada bulunma nedenimiz aynı. Beşiktaş'ı arzuladığı hedeflere ulaştırmak. Ben de yönetim kurulu arkadaşlarım, genel kurulumuzun %65 oylarını alarak
21 sandığın 21'inde de galip gelerek göreve geldik. Göreve geleli henüz 34 gün oldu. Camiamızın bizlere güveni tamdır ve ben ve arkadaşlarım Beşiktaş'ın hedefine uygun kararları alarak bu güvene layık olmak için uğraşacağız. Değerli hocam, değerli Fernando, siz hocaların hocası olarak bugün burada Türkiye'nin en eski 120 yıllık tarihi ve prensipleriyle ülkesinin gururu olan Beşiktaş'a geldiniz. Beşiktaşlı vefakardır. Beşiktaşlı cefakardır. Beşiktaşlı mücadeleyi sever. Beşiktaşlı halktır. Beşiktaşlı vatanını ve milletini çok sever. Beşiktaşlı duygusaldır. Beşiktaşlı şampiyon olup ülkesini yurt dışında temsil etmek ister. Burası Beşiktaş der, prensipleri vardır, ödün vermez. Beşiktaşlı altyapıdan çıkan evlatlarını sahada görmek ister, onların başarılarına şahit olmak ister. Ben ve arkadaşlarım vaat etmeyeceğiz, biz Beşiktaş için en iyisini yapacağız dedik. Sizin bugün burada olmanız yapacaklarımızın teminatıdır. Mister, siz ve yardımcılarınız hoş geldiniz. Çok tecrübelisiniz. Onlarca kupanız, şampiyonluklarınız var. Dünya starlarının hocalığını yaptınız. Dünyada en tanınan şahsiyetlerden birisi olarak Dünya Kulübü Beşiktaş size, siz de Beşiktaş'a çok yakışıyorsunuz. Başarınız için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Değerli hocamız Fernando Santos'un gelişi kişilerin değil, Beşiktaş'ın dünyadaki itibarından kaynaklanmaktadır. Mister, göreve gelmeden önce başlattığınız teknik direktör görüşmelerinde sizinle bir ayı aşan zamanda projelerimizi konuşuyor, analizlerimizi yapıyoruz. Son 5 maçımızı yakından izlediniz. Eksiklerimiz ve kuvvetli yanlarımızı çok iyi analiz ettiniz. Sonunda bizlerin yapmış olduğu 15'in üzerinde teknik direktör arasında yönetim kurulumuzun tüm üyeleri sizinle çalışma konusunda istekli davrandı ve tüm oylarını sizin lehinizde kullandı. Ve görüştüğümüz tüm hocaları arayarak teşekkür edip başarılar diledik. Siz de teklifinizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. En son görüşmemizde cumartesi günü Sayın Samet Aybaba'yla da video üzerinden konuştunuz ve teknik konularda hemfikir oldunuz. Bugün buradan Rize'ye sporcularınızın yanına gideceksiniz. Sizi sabırsızlıkla bekliyorlar. Sayın Samet Aybaba, futbol takımları koordinatörü ve yönetim kurulu üyemiz Feyyaz Uçar takımı size teslim edecek. Ve hep sizlerin yanında olacaklar. Sakat oyuncularımız düzelecek. Afrika Kupası'ndan oyuncularımız dönecek ve yeni transferlerimiz olacak. Geçmiş yıllarda yine zor günlerden geçerken İnönü'de açılan bir pankartta şu yazılıyordu. Biz Beşiktaş'ı güneşli günlerde görmedik ki karanlık günlerde terk edelim. Beşiktaş aydınlık günler bekliyor. Siz bu aydınlık günlerin camiamızdaki en büyük habercisi olacaksınız. Mister, size ve ekibinize güveniyoruz. Beşiktaş'ımıza ve Türkiye'mize hoş geldiniz. Başarılar diliyoruz. Beşiktaşlı sizi duyduğu andan itibaren artık çok huzurludur. Hocamızın Türkiye'ye gelmesinde büyük emekleri olan başta ikinci başkanımız Hüseyin Yücel'e, as başkanlarımız Onur Göçmez, Mete Vardar, saymanımız Kaan Şakul'a, futbol koordinatörümüz Samet Aybaba'ya, futboldan sorumlu Sayın Feyyaz Uçar'a ve hocamızı tüm kalbiyle destekleyen, her aşamada bu kararda destek olan Burak Aslan ve tüm yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Yolumuz açık, Beşiktaş'ın şansı bol olsun. Ben window mister,
Boa sorte. Dobriyat. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Hanımefendilerle başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun sizle başlayalım. Tuğba Hacı Bayramoğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Hoş geldiniz. Hem başkanıma hem hocama sorum olacak. Türkiye'de son 14 yıldır hep yerli hocalar şampiyon oldu. Yani uzun bir zamandır biz yabancı hocanın takımı şampiyonluğa taşıdığını görmedik. Bu istatistiği yıkabileceğini düşünüyor mu hocamız? Bir de Beşiktaş çok karışık bir dönemdeydi. Nasıl hazırlandı? Hasan Arat başkanıma da sormak istiyorum. Hocam medyaya çok kötü gol attınız. Yani hiç ismi yazılmamış bir hocamız hoca geldi. Bir sürü isimler yazılmıştı ama sonuç farklı oldu. Transfer, ara transfer döneminde de yeni golleriniz olacak mı? Teşekkürler. İşte. Naturalmente vamos. Este é trabalho conjunto e. Tabii doğal olarak bu beraber yapmak zorunda olduğumuz bir iş, beraber çalışacağız. Tabii taraftarlar Beşiktaş'ın çok önemli. Bu yolda dediğim gibi onlara ihtiyacımız var ve başkanımızla da beraber, yani hepimiz, herkes çok önemli ve şu an sakin olmamız lazım, gerçekçi olmamız lazım, kadromuzu gözden geçirmemiz lazım. İdmanlarda takımı, maçlarda takımı izlemek önemli. Onların yanında olacağız, oyuncu karakterlerine bakacağız. Bunların hepsi birlikte çok önemli. Yani tabii ki kalite çok önemli. Çok önemli bir detay. Fakat kaliteyle beraber tutku, karakter ve sahada kulübü iyi temsil etme yeteneği lazım futbolcularımızın. Aynı şekilde taraftarlarımıza bunu göstermeleri gerekiyor. Tabii ki iyi hazırlandık. Aslında iyi bir grubumuz var. İyi bir oyuncu grubumuz var. Ve ben oyuncularımla karakterim boyunca aile içi gibi olurum. Oyuncularımla birlik olurum, aile olurum ve benim aileme biri saldırırsa eğer, ki onlar benim oyuncularım ve hepimiz bir yumruk gibi sert bir şekilde oluruz, karşılık veririz. O yüzden önemli olan birlik olmak, birlik olmak. Benim yardımcılarımın tabii ki görüşleri, yani benim görüşlerim önemli, hep beraber. Doğru yolu seçmeliyiz, doğru yolu aramalıyız hep beraber ve bu takımı iyi yerlere getirmek için beraber çalışmalıyız ve çok maç var daha ve bunu yapacağımıza inanıyorum. Bu şekilde gelişebiliriz. Geçmişle alakalı tabii ki konuşmayı çok sevmem. Tüm hocalar, gelen giden tüm hocalar, hepsi değerli insanlar, hepsinin farklı yöntemleri var. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardan beri tanıyorum. O kendisi burada çok iyi işler başardı. Onun gibi hocaları biliyorum. Ve gerçekten çok büyük hocalar çalıştı burada onun gibi ve o yüzden tek dediğim gibi buraya gelen her hoca, her teknikte değerli staffla, çalışanlarla, hoca ekibimizle, oyuncularla ve tabii ki taraftarlarımızla beraber çalışacağız, birlik olacağız ve doğru oyuncularla, doğru karakter göstererek başarıya ulaşacağız. Başkanımızla da konuştuk. Önümüzdeki günlerde zafer için önemli olanları yapmak zorundayız. Önemli olan takım ruhunu ve Beşiktaş'ın tarihine yakışan ruhu yaratmak burada isimlerden ziyade. Siz çok eski bir gazetecisiniz. Eski yöneticiliğim döneminden de tanıyorum sizi.
Biz baştan itibaren hep şunu söyledik. Çalışmalarımızı çok dikkatli bir şekilde yapacağız. Bu çalışmaları yaparken biz Beşiktaş için en iyisi neyse onun için çalıştık. 30 günlük bir yönetimken çok ciddi hak etmediğimiz eleştirilerle karşı karşıya kaldık. Bunu sakin karşılıyoruz. Biz bu göreve gelirken çok ciddi hazırlıklar yaptık. Fakat Beşiktaş için en doğrusuna karar vermek o kadar kolay değildir. Camiamız bizden çok önemli çalışmalar bekledi. Bu çalışmaları yaparken de biraz önce de ifade ettim. 15'in üzerinde teknik adamla görüştük. Bu görüşmeleri yaparken camiamıza en uygun liderliği kim yapabilir? Bu liderliği camiamızı nasıl sırtlanabilir bu liderliği yaparken ve geçmişiyle ve içindeki arzuyla bu işi en iyi yapabilecek hoca olarak da Sayın Santos'u tüm yönetim kurulu olarak seçtik. Kendisi de teklifimizi kabul etti. Kendisiyle uzun zamandan beri görüşüyoruz. Ve bu görüşmelerimiz neticesinde hocamız takımın durumunu bilerek bu görevi almak istedi. Ve biz de memnuniyetle buna karar verdik. Burada bundan sonra neler olacak derseniz, bundan sonra bizim çalışma tavrımızda bir değişiklik olmayacak. Lütfen bu konuda değerli medya mensupları haberleri yazarken camiamızı yıpratmasınlar. Beşiktaş çok önemli bir camia. Zor günlerden geçebiliriz ama Beşiktaş'a herkes sahip çıksın. Mesele biz değiliz. Mesele Beşiktaş. Beşiktaş'a sizler de, taraftarlarımız da, sosyal medyada yorum yapan tüm arkadaşlar da sahip çıksınlar. Her türlü eleştiriye açığız bir kere. Onu bilin. Yani eleştiriden kaçan bir tarafımız yok. Ama lütfen bu saygı çerçevesinde ve Beşiktaş'ı koruyarak olsun. Bizim prensiplerimiz bu şekilde devam edecek. Buyurun. Evet, hanımefendilerden başlayayım demiştim. Yine hanımefendiyle, Beril'le ona bir torpil yapmak istiyorum bugün. Onunla devam edelim. Teşekkür ederim. Öncelikle her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Benim sorularım hocaya olacak. Dünya futbolunun önemli isimlerinden tebrik mesajları aldım. İsminizi alalım. Beril lütfen. Böke, PlaySpor. Dünya futbolunun önemli isimlerinden tebrik mesajları aldınız. Danilo gibi, Jota gibi, Cancelo gibi. Nasıl hissettirdi ve farklı isimlerden de özel olarak tebrik mesajları aldınız mı? İlk sorum bu. Diğer bir sorum, gelmeden önce Türk futbolunu, Süper Lig'i, Süper Lig'de yaşananları ne kadar takip ettiniz? Merak ediyorum Beşiktaş'ın dışında. Çünkü sahada rakiplerinizle mücadele etmenin dışında farklı unsurlarla da mücadele edebileceğiniz düşüncesine ya da böyle bir hissiyatınız var mı? Pepe ve Ricardo Quaresma ile konuştum ilk önce. Beni bu kararından dolayı tebrik ettiler. Çok kulübe geldiğimi söylediler. Tabii Simao Sabrosa ile konuştum. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Yani çoğu oyuncu zaten sürekli konuşuyorum ve çoğu bana tebrik mesajları gönderdi. Bu çok önemli tabii ki. Eu sei que na realidade o futebol na Turquia é uma paixão muito grande entre os adeptos. Dizia-me um amigo meu que viveu aqui há pouco tempo, dizia-me que um dia ia passar, havia um jogo do Besiktas e fora do estádio estava tanta gente como estava dentro. Isto marca logo a grandeza do que é o clube e do que é esta paixão, da rivalidade que há com esses grandes clubes também, outros grandes clubes aqui, que nós naturalmente iremos respeitar, mas vamos querer vencer. É o futebol, é isso que temos que fazer, é respeitar os nossos adversários. Só podemos vencer os nossos adversários se conseguirmos respeitá-los. Porque quando não conseguimos respeitar o adversário torna-se mais difícil. Quando ficamos muito convencidos, somos os melhores de todos, vamos ganhar sempre a tudo e a todos, dificilmente isso vai acontecer. Quando conseguimos ter esse respeito, mas ao mesmo tempo a confiança e a ambição.
de querer ganhar, então sim, estamos no caminho certo. Naturalmente, como dizia há pouco, há três anos atrás o Besiktas ganhou tudo, tudo. Portanto, o sol estava mais do que radioso, era só sol, não havia nem nuvens sequer, não era chover, não havia nuvens. Neste momento não é assim, sabemos isso, é a realidade, não vale a pena fugirmos à realidade. Mas também sabemos que com este trabalho em conjunto e aquilo que foi comigo conversado e o projeto que o Sr. Presidente me apresentou já há um mês, mais de um mês, primeira vez que comigo falou e que nas conversas que fomos mantendo, todo este projeto é nesse sentido. É uma nova direção, mas que quer muito, que ama o clube, todos os, aqueles que já tive a oportunidade de conhecer, todas as pessoas da direção amam muito o clube, como os adeptos. Eu acho que são tão adeptos quanto os adeptos, não é? Sofrem pelo clube. Portanto, estamos disponíveis e é isso que prometemos, muito, muito trabalho, para que na realidade este momento agora menos positivo, que está a passar o clube, mas isto é, em todo o mundo acontece assim, se corrermos a história do mundo dos grandes clubes sempre isto acontece, há sempre estes períodos, para o mais rápido possível podermos voltar a fazer do Besiktas e ir para o Besiktas um dia de sol, um dia de sol. Evet, son bir hanımefendi daha aldı. Ondan sonra beylere geçeceğim. Buyurun siz, evet. Merhabalar, Bein Sports Nur Bilge. Sayın Başkan Hocam, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hocama sorum olacak. Hocam, gelmeden önce mevcut kadroyu inceleme fırsatınız oldu mu? Hangi noktalarda analizleriniz oldu? Ve transfer için oyuncu havuzu oluşturdunuz mu? Neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Hangi bölgelere ekleme yapmak istersiniz transfer döneminde? Sevim. Fortes indícios de podermos fechar esta ligação, eu e os meus assistentes começámos a ver os jogos e analisámos bem. Obviamente que temos agora alguns constrangimentos, porque alguns dos jogadores que estavam e que fizeram parte das últimas partidas foram para o cano. Houve outras questões também que têm a ver com a vida do próprio clube. Mas analisámos os últimos jogos, conhecemos aquilo que é as questões táticas, aquilo que é o que eu acho que é o pensamento do treinador e tem a ver comigo e com aquilo que eu penso do futebol. Obviamente que há algumas coisas a mudar, mas muitas delas passam também para o treino, por incutir aquilo que eu penso, para as minhas ideias, procurar rapidamente conseguir modificar algumas coisas, o que é normal. Cada treinador tem a sua tendência, a sua personalidade, a sua maneira de pensar o jogo. Eu tenho a minha e é isso que vamos procurar implementar. Há uma coisa que eu sempre tive presente desde que comecei há 35 anos como treinador, é ganhar. Yıllarca hocalık yaptığımdan beri bildiğim bir şey var. Kazanmak. Benim tek amacım kazanmak. Yani kaybettiğim zaman uyuyamam belki bazı durumlarda. Benim takım her zaman kazanmak zorunda. Yani kazanmak çok önemli ama başkanımız da bahsetti bana az önce savaşmak. Yani sahada her şeyimizi vermek zorundayız. Bunu zaten en kötü durumda bile yapmak zorundayız. En kötü durumda bile savaşmak zorundayız. Yani sahada tabiri caizse sahaya ölmeye çıkmak zorundayız. Bunun dışında hiçbir şey işe yaramaz. Okey sistemler, taktikler, tabii ki profesyonel durumlar. Önemli olan buraya geldiğimizden beri bu ruhu aşılamak. Bazı pozisyonlarla ilgili tabii ki bazı pozisyonlara oyuncular almamız lazım. Yani çok fazla bu konuları konuşmayı da seven biri değilim. Önemli olan yani tabii ki başkanımız her şeye karar verecek. Başkanımız burada. Bir hiyerarşide tabii ki başkanımız. Sonra hoca bu şekilde devam ediyor. En iyi çözümleri bulacağız kulüp için. Yani bu takımın artık iyi çözümlere ihtiyacı var. Yani dünyanın en iyi ekibi diyemeyiz kendimize ama gerçekleri görüp daha iyiye gideceğimizi bilmemiz lazım.
son maçları gördüm. Yani genç takımdan gelen oyuncuları gördüm. Biliyorsunuz Semih Kılıç son iki maçtaki gol attı. Ve bu anlamda da çok iyi genç oyuncularımız var. Yani öz kaynak düzeninden gelen oyuncularımız çok önemli. Yani onlar kulübün aslında oyuncuları çıkardığı yer çok önemli kaynağı ve onların üzerinde de çok önemli planlarımız var. Yani onlarla ilgili çok iyi çalışmalar yapacağız. Tabii ki sihirli bir değnek yok ama dün gece geldim. Bu sabah sağlık kontrolünde indim. Şimdi buradayım. Şimdi başkanımızla maça gideceğiz Rize'ye. Tabii ki en hızlı şekilde her şeyi organize edeceğiz. Ve her şeyi organize edip bu durumda iyi gideceğiz. Sayın Başkanım, öncelikli olarak hem Beşiktaş'a hem de Fernando Santos'a başarılar diliyorum. Hayırlı olsun bütün ekibiyle beraber. İstanbul'a, Türkiye'ye hoş geldiler. Santos Hoca'ya bir sorun var. 14 yıldır, yaklaşık 14 yıldır takım çalıştırmıyor. Milli takım bazında hocalık yapıyor. Haftada 3 maç olacak ve bu tempoya kendisini hazır hissediyor mu? Bu aklımıza gelen ilk soru ve arkadaşımızın sorusunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Kazanmak dedi hoca ama bu kadro kazanmak için yeterli değil. Bunu herkes görüyor. Şu an elinde, Beşiktaş'ın elindeki kadro kazanmak için yeterli değil. Birazcık detay verebilir mi? Özellikle Sayın Başkan bir aydır görüştüğünüzü söylüyor. Bir aydır muhtemelen Beşiktaş'ın birçok maçını izlemişsinizdir. Kadro yapısı anlamında hangi bölgelere ilk baktığı zaman transfer yapılacak? Hocaya bunu sormak istiyorum. Sayın Başkan, ben görmedim ama eğer yaptıysanız açıklamayı cevaplamayabilirsiniz. Hocanın sözleşmesinin detayları, maddi anlamda bir detayları ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Tabii ki 14 yıldır milli takımlardayım. Yani yaklaşık 12 yıl çalıştığım takımlarda 14 yıldır kulüp takımlarında çalıştım ama yıllarca 20'le yakın kulüp takımlarında hocalık yaptım, biliyorsunuz. Çok zor bir durum tabii ki. Bu kulüp takımlarında sürekli her gün oyuncularla beraber olup idman yapma hissiyatını çok özledim, bunu söyleyebilirim. Yani oyuncularımla olmak, takımın dibinde olmak, bunu çok özlemiştim ilk takımlardayken. Tabii ki kulüp takımı çalıştırırken biliyorsunuz Yunanistan bir takımına teklif aldım. İlk takımda çalışmaya başladım. Her gün gündelik çalışmaktan çalıştıktan sonra milli takımda sürekli ara vermek tabii ki zordu benim için. Yani milli takım oyuncularıyla her gün çalışmadığım için, her gün idman yapmadığım için, hani maça geliyorlar milli takım arasında. İdman yapıyoruz, maç oynuyoruz, gidiyorlar. Yani oyuncuların ruh halini göremiyorum, onların her gün neler yaptığını gözlemleyemiyorum. Tabii ki benim için biraz zor bir durumdu bu. Ben uyandığım anda idmanı düşünüp, idmanda ne yapacağımı düşünüp, ertesi gün ne yapacağımı düşünmeyi seviyorum takım çalıştırarak. Yani tekrar yine bir kulüp takımına, böyle büyük takıma geldiğim için mutluyum. Yani dediğim gibi, yani ilk takım hocasıyken ara ara oyuncularla görüşüyorsunuz. Yani şimdi Yunanistan'da bir anlamda benim ikinci ülkemde, oyuncuları tanıyordum, oyuncuları biliyordum ama dediğim gibi bu sürekli beraber olma hissiyatı olmayınca biraz zor oluyor milli takımlarda. Karakterini, oyuncunun neler yaşadığını görmemek uzun süreli. Yani 20 yıl boyunca yaptığım kulüp takımlı kulüplerdeki hocalara geri dönmek beni çok mutluluk verici. Diğer soruya cevap verecek olursam, açıkçası
Eğer bana şunu soruyorsanız, bu takım evet maç kazanacak. Maç kazanacak. Ama bu sadece birkaç maç kazanmak yeterli mi dersiniz? Hayır, bu yeterli değil. Önemli olan Beşiktaş'ın hedeflerini belirlemek. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kazanmaktır. Her zaman şampiyon olmaktır. Her zaman kupalar kazanmaktır. Ve tarihinde bunlar var. Biz bunları geri getirmek için mücadele edeceğiz. Evet, yani iyi bir takım, iyi oyunculara sahip olmak lazım. Tabii ki. Dediğim gibi sihirli bir değneğim yok. Ben bir şeyleri hemen bir günde çözemeyeceğim, az önce dediğim gibi. Tabii ki çalışa çalışa, planlayarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki bir arkadaşlığımız var. Ve dediğim gibi çalışmak zorundayız. Kupa kazanmak için, başarılı olmak için çalışmak, savaşmak zorundayız. Ha, özür dilerim. Evet Gökhan Bey, soruyu sordunuz. Bir açıklama yapmadık. Bundan sonra da bu tip açıklamalar yapmayacağız. Yani bu anlaşma hocamızla bizim aramızda bir anlaşmadır. SPK kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Bundan sonra da basın mensupları olmayan anlaşmaları, olmayan rakamları sağda solda yazmaktan vazgeçsin. O yüzden son derece dikkatli olun. Çünkü bunlar yanlış anlaşılmalara, spekülasyonlara neden olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Göreve geldiğiniz için hani belki kamuoyuna... SPK kuralları çerçevesinde dedim. Şeffaflıkla SPK aynı şey değildir. O tamam, taraftar merak etmiyor mudur Sayın Başkan? Siz sadece soru soruyorsunuz, cevap vermek durumunda değilsiniz. Cevabı ben vereceğim burada. O yüzden... Evet, siz vereceksiniz, ben de soru soracağım. Tamam mı? Ben cevap vereceğim. Cevap alamadım ki Sayın Başkan. Siz sadece soru soracaksınız. Basın toplantısında alkış yapıldığını da ilk kez görüyorum bu arada. Bundan sonra çok şey göreceksiniz. Tamam. Tamam. Yeni soruya geçelim. Evet, siz buyurun. Hızlıca beyefendiye iletebilir misiniz? Oğuzhan Genç, Habertürk. Fernando Santos'a bir soru sormak istiyorum. Beşiktaş'ın en önemli, en değerli futbolcudan birisi Gelson Fernandes. O da Portekizli futbolcu. Kendisiyle ilgili ne düşünüyor? Uzun yıllarda milli takım hocalığı yaptığı için radarında olan bir futbolcu olduğunu düşündüğüm için bunu soruyorum. Kendi planlamalarında Gelson Fernandes'in yeri ne olacak? Diğer sorumu da Sayın Başkan'a sormak istiyorum. Sayın Başkan, Beşiktaş tabii uzun süredir genç oyuncular dışında oyuncu satışı gerçekleştiremedi. Bu devre arasında oyuncu satışı noktasında Beşiktaş'a yapılan teklifler var mı? Bu noktada bir satış gerçekleşme ihtimali mümkün mü? Teşekkür ederim. Jetson'la alakalı. Milli takımda ben hocayken iki maç oynadı Jetson. Onu ben ilk kez milli takıma çağırdım. Tabii ki yaklaşık 4 yıl oluyor. Çok daha gençti tabii ki o zaman Jetson. Çok yetenekli bir oyuncu. Çok büyük bir profesyonel. O yüzden bizim için çok önemli bir oyuncu. Kesinlikle böyle iyi olmaya devam edecek. Yani oyuncular üzerinde bireysel olarak konuşmayı ben seven bir hoca değilim. Ben genelde takım için konuşurum. Yani A, B, C oyuncularını konuşmaktansa takımı konuşmak, grubu konuşmak kesinlikle çok daha önemli. Yani tabii ki sonrasında bazen yanlış anlaşılabilir, farklı yorumlanabilir. Ya tabii ki Türkleri, Portekizleri, diğer yabancı oyuncuları, bir sürü oyuncu tanıyorum farklı ülkelerden. Benim düşüncem zaten takım içerisinde sahada hep beraber olmak. İyi idman yapmayan iyi oynamaz. Çok zor. İyi idman yapmayan oyuncu iyi oynayamaz. Yani bu yüzden iyi şeyler yapmak için çalışmak çok önemli. Yani bundan sonra takımdaki her oyuncu kendini takım için değerli ve önemli hissedecek.
önemli bu. Tabii ki 11 kişi oynayacak, futbolun kurallarını değiştiremem. Yani bir kadromuz var. Yani bir teknik direktör 25 oyuncuyu da oynatamaz aynı anda sahada. Hepimizin bildiği gibi 11 oyuncuyla oynuyoruz. Bir oyuncunun ilk 11 oynayıp oynamaması onun daha önemli, daha önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Biliyorum hepiniz Ricardo Quaresma'yı çok seviyor. Ricardo Quaresma dünyanın en iyi oyuncularından biri. İnanılmaz bir oyuncu. Ve kupayı kazandığımızda da 2006'da çok önemli bir yere sahipti. Ve inanılmaz öneme sahipti. Dediğim gibi benim milli takımda çok... Dediğim gibi 2016'yı kazanırken biz Euro 2016'yı kazandığımızda Quaresma çok önemli yere sahipti. Ama bazı oyuncuların oynaması, her maçta oynamadı tabii ki ilk 11. Ama bazı taktiksel durumlarda oyuncuların tekniğine, hızına, o günkü durumuna göre siz oyuncuyu oynatmayabilirsiniz. Ama onun oynamaması onun önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Buradaki önemli olan her oyuncunun Beşiktaş formasını giymesi ve bu formayı giydiği için motive ve gururlu olması. Tabii ki herkesin bir ilk 11 fikri olur. Belki siz basın mensubu olarak yeri gelecek bana katılmayacaksınız. Bazı kişiler katılmayacak ilk 11'ime, oynattığım oyunculara, ama futbolun doğası budur. Yani tabii ki herkes benimle aynı fikirde olmayacak her zaman. Tabii ki bazen bazı oyuncular, bazı kişiler verdiğim kararlar konusunda mutlu olmayacak. Ama zaten futbolun doğasına var. Yani doğru eleştiriler, haklı eleştiriler yararlıdır. Analizli ve mantıklı bir şekilde beni birilerinin eleştirmesi, basının ya da herhangi birinin doğru bir eleştiriyse benim de gelişime katkı sağlar. Evet, ben de bana sorduğunuz soruya cevap vereyim. Şimdi bizim biliyorsunuz 14 tane yabancı oyuncumuz vardı özellikle ve bu rehabilitasyon döneminde bizim oyuncu boşaltmadan yeni bir yabancı transfer yapma şansımız yoktu. Samet Aybaba burada çok önemli işler yaptı. Yani basının özellikle bu yapılan işleri iyi takip etmesini istiyorum. Yani ilk önce Bailey'nin yaklaşık 3,5 milyon euroluk bir kontratından kurtulduk. Yani sadece İkinci yarıda ödeyeceğimiz 1 milyon 650 bin euroyu sildik ve karşılıklı anlaşarak yolladık. Bu bizim için hem finansal açıdan çok önemliydi, hem de kadromuzu yenileme ve yeni alacağımız sporcuyla ilgili uyum açısından da çok önemliydi. Yani uyum sorunu da vardı burada. Yine Beşiktaş'ın yaklaşık 10 milyon euroya mal ettiği Onana, tarihi Onana meselesi vardı. Ya Onana'nın maliyeti Beşiktaş'a 10 milyon euro. Şu ana kadar 180 dakika oynadı. Ve Onana'yı kiralık olarak satın alma opsiyonunu Marsilya'ya verdik. Bu da çok ciddi bir adımdır. Chamberlain sakatlandı. Sakatlandığı için ikinci yarıda ne zaman oynayabilecek onu bir kere kendisiyle konuşacağız. Medikal ekibimizle konuşacağız. Ve oluşan havuz çerçevesinde ancak transfer yapabileceğiz. Türk transferlerimiz de olabilir. Bunların hepsini hocayla oturup konuşacağız ama 34 günde iki oyuncu gitti. Bu sanırım finansal açıdan satış kadar önemli bir harekettir. Yani finansal karşılığı olan bir şeydir. Bundan sonra da bu devam edecek. Türk oyuncularımıza yatırıma devam edeceğiz. Yani Semih'in sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı. Bugün Avrupa'nın en fazla takip edilen oyuncularından birisi. Yine altyapıdaki A takıma çıkan oyuncularımızla ilgili sözleşmelerimiz son derece düzenli bir şekilde Samet Aybaba tarafından kontrol ediliyor. Ve bundan sonra burada hata yapmak lüksüne sahip değiliz. Çok dikkatli olacağız. Çok dikkatli bir şekilde hareket edeceğiz. Özellikle gelecek seneye çok iyi hazırlanacağız ve bu sene de unutmayın bizim bir Türkiye Kupası hedefimiz var. Halen hiçbir şey bitmiş değil. UEFA'ya gitme planımız var.
bugünden itibaren hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşmak için her türlü imkanı hocamıza sağlamaya kararlıyız. Teşekkür ediyorum. Evet, dikkat ederseniz hocamız zaten çok detaylı olarak her şeyi anlatıyor. Dolayısıyla farklı soru almak istiyorum. Ali Aydın ve Kartal Yiğit'i sırayla bir iki yapalım. Hayırlı olsun. Şimdi Beşiktaş'ın tabii Sayın Başkan Onana ve Erik Bay konusunu anlattı ama yabancı futbolculardan gönderilmesi gündemde olan birkaç oyuncu daha var. Mesela bunların dördü Afrika Kupası'nda. Siz özellikle Abubakar'ı Portekiz'den de tanıyorsunuz. Bu oyuncular Türkiye'ye gelince onlarla bir görüşme yapacak mısınız? Kalma durumları söz konusu olabilir mi siz eğer yapacağınız görüşme sonrasında? Sayın Başkan, size de şunu soracağım. Sağ gösterip sol vurdunuz, Santos'u getirdiniz. Başarılar. Ayın 11'inde transfer sezonu başlıyor. Kupon transfer var mı? Öyle sorayım ben. Yıldız transferi var mı? Teşekkür ederim. Yo, me. Tabii ki her oyuncu yani biliyorsunuz Veli ve Onana gitti, başkanımız açıkladığı gibi diğer hepsiyle konuşacağız. Burada bu takım parçası olan Onana ve Erik Bay'le dışındaki her oyuncuyla tabii ki konuşacağız. Biliyorum, örneğin sağlık ekibiyle de konuştum, Rozier'le ilgili hepsiyle konuşacağız. Bu kararları ben duyduğum şeylerden almam. Gördüklerimden dolayı bu kararları alırım. Okey, bir oyuncu grubun parçası değilse tamam, olmaz ama biz bazı kararları alırız. Ama önemli olan önce bazı şeyleri gözlemlemek, görmek, oyuncularla tabii ki konuşacağız. Herkesle konuşacağız. Gerçekten burada olmayı isteyenler kimler? Bizde bu yola devam etmeyi isteyenler kimler? Kulübe saygısı sevgisi olanlar kimler? Onlara kapımız açık. Biliyorsunuz ben bazı 3-4 oyuncu mesela milli takımda almadı. Bazı şeyler bireysel değildir. Benim için her şey profesyonel. Disiplin çerçevesinde her şey gerçekleşir. Yani disiplin sadece maç disiplin değil. Kurallara uymak, takımın programına, takımda kurulan düzene uymak, saygısızlık yapmamak, tabii ki her şeye uymak, kurallara uyup bu disiplinli bir şekilde davranmak. Önemli olan bu. Yani bu durumda yani şimdi kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Biz hepsiyle konuşacağız. Umarım her oyuncu burada kalmak ister ve her şeye gitmek isteyen varsa tabii ki hepsi gider. İstemeyen tabii ki bir şey diyemeyiz. Tabii buraya getirecek bazı oyuncularımız var. Bazı oyuncular getirmek zorundayız. Büyük isimler değil, büyük karakterler getirmek zorundayız. Tabii ki şu an futbol dünyasında çok çok büyük isimler var ama buraya kimsenin tatile gelmesini istemiyorum. Buraya yani tatile gelmek isteyen başka türlü tatile gelebilir ama benim buraya getireceğim oyuncuların hepsi çalışmaya gelmek zorunda. Sadece isim değil, karakter getir. Tabii ki önemli. İyi oyuncular, iyi isimler. Tanınmayan oyuncular olabilir fakat dediğim gibi kişilik, karakter ve kalite, bu üç kriter benim için çok önemli. Öncelikle kalite tabii ki. Yani Beşiktaş seviyesinde bir kalite olması lazım. Maalesef futbolda evet kalitesi olan çok oyuncu var. Sadece Türkiye değil, Portekiz, herhangi bir ülke fark etmez. Bazı oyuncular çok kaliteli fakat o en üst seviyeye gelmekte
olabildiğince zorlanıyor. Çünkü karakter, disiplin, belki kişilik, bu anlamda sıkıntılar yaşıyorlar. Bu yüzden bu seçimleri doğru yapacağız. Çok iyi oyuncularla anlaşmaya çalışacağız. Karakter anlamında özellikle. Aslında Ali Bey, bana sorduğunuz sorunun cevabını hoca verdi. Büyük isimler değil, büyük karakterler getireceğiz. Teşekkür ederim. Kartal Bey, siz de sorun. Bu arada hocamızı Rize'ye göndereceğiz. O yüzden cevabını aldığınız sorular olabilir. İdareli davranırsanız çok sevinirim. Mr. Santos'a soracağım. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Hocam, son şampiyonada Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmanız büyük bir sansasyon olmuştu. Bunun bir detayını alabilir miyim? Biz de öğrenmek istiyoruz. Bir takıma bir mesaj verme miydi? Eğer mesajsa aynı mesajları burada da göreceğiz mi? Teşekkürler. Çok taktiksel ve teknik bir karardı. O ilk üç maçta oynadı. Ardından teknik ekibimizle bir taktiksel bir karar aldık. Dünya Kupası zamanında başka bir durum yok. Benim için stratejik ve taktiksel kararlar her zaman en önemli seçeneklerdir. Yani herhangi bir şekilde bir maçta bu kararları almak zorundaydım ve doğru bir şekilde aldım. Ve yani eğer devam etseydik, elenmeseydik çok sıkıntı olmayacaktı. Büyük, yani baktığın zaman takım önemli. Merhabalar. Sonra iki soru daha alacağım. Zamanımız çok daralıyor arkadaşlar. Merhabalar Sayın Başkan, hayırlı olsun. Hocaya da hayırlı olsun. Başarılar dilerim. Beş maçı izlediğini ifade etmişti hoca. Arada yapılan toplantılarda bu beş maçın sonunda hangi bölgelere transfer ister hoca? Sizle paylaştı mı? Ayrıca seçim öncesinde haber konusunda hassasiyeti vurgulamıştınız. Bundan dolayı da tebrik ederim. Söylemek istedim bunu. Tekrar hayırlı olsun. Selcan Bey, hocamızla hangi bölgelere ihtiyaç olduğunu konuştuk. Yani teknik ekibimiz, Samet Hoca zaten bu akşam kısmet olursa birlikte dönecekler. Onlar detaylarını paylaşacak. Onların arzu ettiği çerçevede ben ve Hüseyin Bey o konuda girişimlerimizi yapacağız. Hali hazırda zaten girişimlerimiz var ve ona göre de kararlarımızı alacağız. Bu kararları alırken kulübümüzün ekonomik imkanlarını zorlamadan yapacağız. Mutlaka burada bir disiplin getireceğiz. Çünkü bugüne kadar yapılmış olan harcamalar disiplinsiz harcamalardır. Bunu sizlerle 60. günde konuşacağım. Bugün hocamın günü olduğu için kulüp meselelerini konuşmuyorum. 60 gün dolduğu anda, 30 güne dayanamadınız, 60 günü bekleyin. 60 gün sonra görüşeceğiz. Haber konusunda biz bir şey saklama derdinde değiliz. Ama bir parça saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü ya 30 günlük bir yönetime bu kadar organize bir saldırı dünyanın hiçbir yerinde olmamıştır. Bakın, 30 günlük yönetime. Biz tecrübemiz çerçevesinde son derece hedeflerimize sağlam gittik. Sizden tek ricam var. Bizden duymadığınız şeyle ilgili lütfen spekülasyon yapmayalım. Çünkü Beşiktaş zarar görüyor. Beşiktaş'a sahip çıkalım. Beşiktaş'a hepimiz sahip çıkalım. Siz olmadan, medya olmadan bu iş olmaz. Ama lütfen herkes Beşiktaş'a sahip çıksın. Beşiktaş bu günleri aşacaktır. Beşiktaş çok büyük camiadır. Hocamızın liderliğinde bundan sonra daha aydınlık günlere doğru hedeflerimize gideceğiz. Sizlere karşı şeffaf olacağız. Bunu tekrar söylüyorum. Şeffaflıkla her şeyi ulu orta konuşmak aynı şey değildir. Şeffaf olduğumuzu 60. günde size yapacağımız basın toplantısında göreceksiniz.
Biz bunu gayet sistemli olarak çalışıyoruz. Bazen öyle spekülasyonlar oluyor ki siz bir oyuncuyla konuşuyorsunuz. Bizim haberimiz yok. Arkadaşlardan biri diyor ki şu fiyata oyuncuyu alıyorlar. Benim o andaki inanın pazarlık gücümüzü elimizden alıyorsunuz bazen. Fiyatlar artıyor. Bunlara neden yok? Yani bunun bir ekonomik sebebi var bizim bu konuları bu kadar konservatif götürmemizin altında. Basında çıkan haberler zaman zaman bizim bütün gücümüzü elimizden alabiliyor. O yüzden özellikle rakamlardan bahsederken çok dikkatli olun. İsim istediğiniz gibi yazın ama ya rakamları fazla yazmasanız iyi olur. Çünkü sonunda sizler de mahcup olabiliyorsunuz. Yani rakama girmemekte fayda var. Biz bittiğinde SPK'nın bize verdiği yetkiler çerçevesinde açıklayacağımız rakamlar var. Açıklamamızı gerektirmeyen rakamlar var. Yani keşke dün Ruiz'in parasını ödediniz mi diye soru sorsaydınız. Dün Beşiktaş Kulübü 2 milyon 750 bin euro civarında Ruiz'in parasını ödedi. Bunu yazın. Bunu yapanları yazın bir de. Bunu unutmasın Beşiktaş. O yüzden biz bugün hocanın günüdür. Hocaya olan saygımdan dolayı hiçbir kulüp meselesini konuşmuyorum. Biz sizlere şeffaf açık olmaya devam edeceğiz. Bugün hocanın günüdür. Bugün aydınlık bir gündür. Hava biraz soğuk olsa da. O yüzden göstermiş olduğunuz hassasiyete ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, çok zamanımız çok çok daraldı arkadaşlar. Rize'ye uçacağız. Siz çok uzun zamandır parmak kaldırıyorsunuz. Ardından da Haluk Kesim. Bir tane de hanımefendiye söz vereceğim ve bitireceğiz. Kısa olursa ve de sorulmamış soru olursa sevinirim. Mümkünse arkadaşlar. Aydınlık Gazetesi Burak Özcan. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. Benim size sorum, favori sisteminiz ne olacak, dizilişiniz? Sağda biz Beşiktaş'ı hangi dizilişle göreceğiz? Bir sorun da Sayın Başkan olacak. Başkanım, Türk futbolu çok büyük bir krizle, kaostan geçiyor. Beşiktaş'ın bu konular hakkındaki görüşünü kamuoyu da merak ediyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istiyor musunuz? Teşekkür ederim. Yani neyi daha çok sevdiğimi, tek taktik olarak neyi daha çok uyguladığımı mı soruyorsunuz? Evet, biliyorsunuz 4-3-3 oynuyorum. Bazen 2-6 numara oluyor. Ama oyuncuların her zaman yani kazanması için gerekeni koymamız gerekiyor. Hızlı oyuncunuz yoksa kontra atak oynayamazsınız. Yani kontra atak oynamak için hızlı oyuncunuz var. Önde basan bir takım istiyorsanız yani rakibi çıkarmamak için bir oyun sistemi geliştiriyorsanız o yüzden rakibi oradan çıkarmayacak tipte oyunculara ihtiyacınız var. Yani yani bazen oyuncu grubuna göre de bazı çözümler bulmak gerekiyor. Şimdi buradayız. Oyunculara göre bazen sistem bulmamız gerekiyor. Şimdi bu takım için, bu kadro için en iyi çözümü arıyoruz. Yani 4-4-2 olur, 4-3-3 olur. Önemli olan nasıl oyuncularımız var ve neler yapabiliriz? Getireceğimiz oyuncularla nasıl bir sistem adapte edebiliriz ki takım her zaman maç kazanmayı oynasın? Yani kazanan takımların hepsi tabii ki iyi atak, iyi hücum yapmak zorundayız kazanmak için. İyi hücum yapmamız lazım güçlü bir şekilde. Tabii ki defansif olarak da sağlam olmak çok önemli. Yani kompakt, beraber oynamayı bilen ve geçişlerde çok güçlü olan bir takım yaratmak önemli olan. Ha tabii ki çok yani 4-4-2, 4-3-3 bunların hepsi aslında eğer futbolla alakalı bir düşünceniz varsa bu evet önemli olan yani sistemden ziyade bir dinamik bir şekilde
And you won't see this. Oyunu devam ettirmek önemli. Biliyorsunuz bazen takımlar tabii 4-3-3 sisteminde sahaya yayılırsınız fakat hücumda çok farklı 3-4-3 olur. Farklı sistemlerde, farklı dağılımlarda hücum yapabilirsiniz. Yani buradaki önemli olan sadece oradaki o kağıt üzerindeki sistem değil. Oyuncuların yani baktığınız zaman yani biz sadece sistematik bir langırt gibi bir oyun oynanmıyor futbolda. Çok anlık değişen, pozisyonların değiştiği bir oyun. O yüzden biz her zaman en doğru sistemi bulmak için elimizden geleni yapacağız. Fernando Santos'a size bir sürprizimiz var Sayın Fernando Santos. Size bir sürprizimiz var. Mr. Fernando. Ses açarsanız. İki tane Fernando. Seu Fernando, eu também sou Fernando e também sou português. Muito bem. Portugizliyim. Türkiye'ye gelmiştim. Alemle buradayım. Bu fırsatı da değerlendirmek istedim. Sizinle tanışma fırsatını. Size burada Beşiktaş'ta büyük başarılar diliyorum. Türk insanı çok misafirperver. Biliyorum sizi çok iyi karşılamışlardır ve daha da iyi olacak. Burada çok mutlu olmanızı umuyorum. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok dileklerimiz olacak bundan sonra. Umarım aldığınız cevapların çoğunu Sayın Fernando Santos detaylı olarak bildirdi. Sayın Fernando Santos'a detayları bildiğiniz gibi Türkiye'de kamu aydınlatma fonu platformu açıklıyor. Onu da not düşelim. Şimdi resmi imzalar için Sayın Başkanımız ve Sayın Teknik Direktörümüz karşınızda olacak. Evet, lütfen. Yes. Hocamız 13 sezon boyunca Estoril'de 4 numaralı formayla savunmacıydı. Takımları da sağlam savunmacıdır. Ona 4 numaralı formamızı takdim etti Sayın Başkanımız Hasan Arat. Evet, çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Sık sık bir araya geleceğiz ve sizlerin sorularınızı cevaplandıracağız. Sayın Başkan ve Sayın Fernando Santos'la hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.